Evet arkadaşlar, çeşitli videolardan merhabalar. Bugün konumuz tamirat. Elimizde bir tane gördüğünüz gibi Simbu marka bir doğrayıcı var. Çalışmıyor arkadaşlar. İsterseniz şöyle size göstermeye çalışayım. Şöyle taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fişi taktık. Ama ne yapmıyor arkadaşlar? Çalışmıyor. Şöyle çeviriyoruz. Çalışmıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar bunu tamir edebilirsek tamir edeceğiz. Tamir edemezsek çöpe atacağız. İyi kötü arkadaşlar problemleri belli olur zaten. Önce bir şu açma kapatma düğmesini sökerim arkadaşlar. Bakalım. Bir inceleyelim arkadaşlar neyi var. Şimdi arkadaşlar tadilat tamirat işlerinde ben önceden açmıyorum yani. Her şeyi sizle beraber yapıyorum. Kesinlikle videolarımda dolambaç bir şey yok. Sözü neyse özü odur. Sırasıyla sökelim bakalım arkadaşlar. Ne varmış? Altta 3 tane vidası var arkadaşlar. Şöyle sökelim. Söküyoruz arkadaşlar. Bakalım nesi var. Tespit edebilecek miyiz? Bir tane vidası arkadaşlar boşa dönüyor. Plastik maddeden yapılı olduğundan maalesef boşa dönüyor. Bakalım sökebilecek miyiz? Evet arkadaşlar, boşa dönüyor dediğimiz şey kırıkmış arkadaşlar. Ondan dolayı boşa dönüyormuş. Gördüğünüz gibi kırıkmış. Yok, kırık değilmiş arkadaşlar. Sadece plastik yapıdan, malzemeden oluştuğundan yalama yapmış. Şimdi neden çalışmıyor ona bakmamız lazım arkadaşlar. Acaba çömürlerim bitmiş bilemiyorum. Şöyle bir sökerim. Neden çalışmadığını bakalım arkadaşlar. Bulabilecek miyiz? Hep birlikte bakalım. Acaba elektrik mi gelmiyor arkadaşlar? İnceleyelim. Evet. Bu tel gördüğünüz gibi arkadaşlar yay bunun içinden çıktı. Evet arkadaşlar bakalım. En altta da var. Devam edelim. Nesi var, nesi yok hep birlikte bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sökmeye devam ediyoruz. 3 tecivata yukarıda var. İçinde şöyle gördüğünüz gibi somunlarıyla beraber arkadaşlar. 3 civata da yukarıda var. Tabii arkadaşlar elektrik geliyor mu gelmiyor mu ölçüm cihazımız yok. Onu söyleyeyim. Biz kendimizce yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi söktük.
inceleyelim arkadaşlar. Kömürlerine bakalım. Arkadaşlar kömürlerine şöyle kömürlerine arkadaşlar baktığımız zaman herhangi bir sorun görünmüyor arkadaşlar. Kömürleri var. Kömürleri var. Ama şöyle inceleme yaptığımız zaman arkadaşlar sanki vallahi arkadaşlar baktığımız zaman herhangi bir yanık kopuk bir şey göremedim. Yani acaba elektrik akımı mı gelmiyor bilemiyorum. Onu da bilemedim arkadaşlar. Acaba tırnağında mı sorun var? Açma kapatma düğmesinde mi sorun var? Onu da bilemedim ama baktığımız zaman arkadaşlar yani hiçbir sorun görünmüyor. Tabii elektrik geliyor mu gelmiyor mu arkadaşlar onu bilemiyoruz. Çünkü ölçme cihazımız yok. Dolayısıyla muhtemelen şöyle baktığımız zaman yanık, kopuk, herhangi bir eksiklik göremedim arkadaşlar. Anne. Şimdi evet kesinlikle. Ben bakayım yanıma. Öyle bir eksiklik yok arkadaşlar. Yani yanık, kopuk, buna benzeri bir şey göremedim arkadaşlar. Bir de şu açma kapatma düğmesini açalım diyorum ama acaba orada bir sorun mu var diye düşünüyorum. Temassızlık mı var diye düşünüyorum ama arkadaşlar yayı var. Dikkat edelim. Dikkatli bir şekilde açarım ki takarken tekrar rahat rahat takalım. Ya bilemiyorum arkadaşlar ya. Baktığımız zaman acaba şurada bir şey gördüm ya ama acaba kablo çıkmış gibi arkadaşlar. Açma kapatma düğmesinde. Acaba ondan mı? Onu çözmeye çalışıyorum ama acaba biz sökerken mi çıktı? Onu da bilemiyorum. Şöyle tekrar arkadaşlar takacağız. Şurada bir mekanizması var. Şöyle yaya oturan. Evet. Tekrar arkadaşlar oturtmaya çalışalım. Yani sanki kablolarında arkadaşlar açma kapatma düğmesinde kablolar çıkmış gibiydi ama artık bilemiyorum arkadaşlar. Tekrar takıp bakmaya çalışacağız. Bakalım tespitimiz ne kadar doğru. Ne kadar yanlış arkadaşlar. Fakat ondan öncesinde arkadaşlar önce bir takmaya çalışalım.
Şunu da sökelim. Sırasıyla arkadaşlar takmaya çalışacağız. Ama önce bir yuvamıza oturtmamız lazım arkadaşlar. Söktüğümüz parçayı yuvaya oturtmamız lazım. Açma kapatma düğmesine. Arkadaşlar açma kapatma düğmesini de bayağı aç kapat aç kapat sanki tahriş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tespitimiz doğru mu onu bilemedim. Evet şimdi arkadaşlar yine çıktı yerinden. Evet arkadaşlar şu şekil taktık gördüğünüz gibi. Takması da basit değilmiş. Onu da söyleyeyim. Şimdi üst kapağını arkadaşlar şöyle oturtturalım. Bir deneyelim bakalım. Rahat çalışıyor mu? Çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şunu şuradan çıkarmıştık. Yerine oturtmaya çalışalım. Evet. Şunu şuradan çıkarmıştık arkadaşlar. Yerine oturtmaya çalışalım. Evet. Hayır. Şunu şuradan çıkarmıştık arkadaşlar. Yerine oturtmaya çalışalım. Şunu da şuradan çıkarmıştık. Yine yerine oturtmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım acaba çalışacak mı? Önce arkadaşlar bir oturtturalım şuraya. Motorumuz eğer çalışırsa arkadaşlar dağılabilir. Dolayısıyla iki tane cıvata arkadaşlar atmakta fayda var. Onu söyleyeyim. Şöyle. Sanki elektrik kablolarında bir sorun var arkadaşlar. Acaba doğru mu? Tespit ettik onu bilemedim. Eğer çalışırsa arkadaşlar tekrar montajını yapacağız. Şimdi şu gördüğünüz arkadaşlar kablolardan bir tanesi iki tanesi çalıştırıyor arkadaşlar. Bir tanesi de şase kablosu arkadaşlar sanırım. Şu mavi kablo ve kahverengi kablo arkadaşlar çalıştırıyor. Diğer kablo da şase ya da topraklama kablosu gibime geliyor arkadaşlar. Bir takalım mı? Şey arkadaşlar. Şöyle bir kapağını da takalım. Açma kapatma düğmesini. Acaba çalışacak mı? Tekrar kontrol edelim arkadaşlar bağlantılarımızı. Evet. İnşallah arkadaşlar bağlantı sorunu vardır. Ya Allah bismillah. Yok arkadaşlar. Çalışmıyor. Gördüğünüz gibi. Maalesef çalışmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani yüzeysel inceleme yaptığımız arkadaşlar makinede hiçbir sorun göremiyoruz.
Bakalım arkadaşlar bir de şuraya. Sanki şurada bir sıkıntımız var gibi ama. Arkadaşlar bilemedim yani elektrik akımını ölçer aracımız yok. Baktığım zaman arkadaşlar hiçbir sıkıntı da göremiyorum. Kömürler zaten arkadaşlar dolu, bayağı dolu ama şöyle genel bir inceleme yaptığım zaman arkadaşlar genel anlamda kopukluk sıkıntı yok arkadaşlar. Bağlantılarda bir sıkıntı bulamadım. Yani kömürlerde arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ben size çıkarıp göstereyim. Kömürlerde de sıkıntı yok arkadaşlar. Yani şöyle size göstereyim ben kömürleri de. Çıkarıp göstereyim. Acaba kömürlerde mi sorun var diye soran olabilir. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz kömürlerini söküyorum. Kömürler arkadaşlar gördüğünüz gibi sapasağlam ve çok fazla. Yani belki yıllarca gider. Kömürlere sıkıntı yok arkadaşlar. Kömürlere sıkıntı yok ama nedense arkadaşlar muhtemelen arkadaşlar anladığım kadarıyla size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar anladığım kadarıyla elektrik gelmiyor onu söyleyeyim. Ama hangi kabloda arkadaşlar sıkıntı var onu da bulamıyoruz. Niye? Çünkü kablo ölçer cihazımız yok arkadaşlar. Yeniden yerine taktık. Şöyle düzeltelim. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Düzelttik. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Yani baktığımız zaman kablolarda arkadaşlar kopukluk, yanık, motorda bir yanık. Size görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Ha bunun en büyük sebebi arkadaşlar muhtemelen elektrik gelmiyor. Ama elektriğin neden gelmediğini, nereden geldiğini çözemedik. Çünkü ölçer aletimiz yok arkadaşlar. Yani. Sonuçta bu videoda arkadaşlar çeşitli videoların bir parçası. Biliyorsunuz. Çeşitli videolarımız ne demek? Her şey var demek. Ondan dolayı adını çeşitli videolar olarak değerlendirdik. Uzun zamandır çeşitli videolar adı altında sizlere video çekiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bunu beceremedik. Yani beceremedik derken bazen de arkadaşlar teknik aletlerimiz olması şart. Mesela kopuklarda lehim aleti şart. Örnekliyorum. İşte elektrik akımı var mı yok mu? Elektrik ölçer cihazı şart. Tabi elimizdeki imkanlara kullanıyoruz arkadaşlar sizlere video çekerken. Dolayısıyla bazen de bazı şeyleri tamir edemiyoruz. Zaten ganimet adı altında videolarımız var. Hurdaları parçalayıp başka yerlerde değerlendirebiliriz düşüncesiyle. Buna benzeri baya çok videolarımız var. Dolayısıyla bunlar da bu motor da arkadaşlar bir ganimet olarak başka yerde başka bir şeyde kullanabiliriz. Ama dediğim gibi arkadaşlar eğer elektrik bağlantısını kontrol yapabilseydik tamir edebilseydik arkadaşlar
Dolayısıyla kullanacaktık. Doğrayıcı bu. Ama işte üzerinde sadece bir motor. Motoru çalıştırabilen bir direkt bir açma kapatma düğmesi arkadaşlar. Bir de elektriğe bağlan prize bağlanacak olan elektrik kablosu. Çok basit bir yapı. Çok basit bir şey. Yani oluşmuş durumda arkadaşlar. Ama çalıştıramadık yani. Bir yerden elektrik gelmiyor arkadaşlar. Bir sıkıntı var. Yani elektrik ölçer kablomuz da yok arkadaşlar. Şöyle bir takalım. Acaba çalışır mı umuduyla arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bismillah. Yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yok arkadaşlar. Kablomuzu bağladık arkadaşlar elektriğe gördüğünüz gibi. Ama ona rağmen çalışmıyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar sonuçta Çin malları arkadaşlar biraz daha kalitesi malzemelerden yapılmış oluyor. Bazen nereden ne şekil kaynaklandığını bilemiyorsunuz. Dolayısıyla tamir etmek için hep birlikte uğraştık. Olmadı. Baktığımız zaman hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor olmasına rağmen arkadaşlar çalıştıramadık. Dolayısıyla bizim şimdi bunu şu şekil arkadaşlar çıkaracağız. Vidalarını. Dış kabını arkadaşlar çöpe atacağız. Şöyle. Dış kabını arkadaşlar çöpe atacağız. Gördüğünüz gibi. Şöyle dış kabını arkadaşlar çöpe atalım. Evet. Çok güzel olmuş benim oğlum. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Dış kabının kaplarını şöyle çöpe atacağız. Attık arkadaşlar. Vidalarını ve yayını başka yerde kullanabiliriz. Evet arkadaşlar motorunu başka şehirde kullanabiliriz. Motorunu bir ganimet olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bazen çeşitli videoların yapısında var zaten. Bazen tamir edememek de var. Ama dediğim gibi arkadaşlar bazı aletler de elimizde olması lazım. Zaten bizi tanıyanlar her şeyi kendi imkanlarımızla yaptığımızı biliyor. Bilgi, beceri, başarı bu şekilde yakaladığımızı biliyor. Dolayısıyla çalıştıramadık, tamir edemedik ama bunu ganimet olarak kullanacağız arkadaşlar bu motoru. Motor sağlam arkadaşlar. Baktığımız zaman kömürüyle ve bağlantılarıyla baktığımız zaman motorun arkadaşlar tertemiz. Görüyorsunuz. Bu şekil başka yerlerde kullanabiliriz arkadaşlar. Ya bu motorun mesela arkadaşlar ucuna bir taşlama bağlayıp elektrik kablosunu takıp arkadaşlar şey yapabiliriz. Mesela bileyici olarak kullanabiliriz. Şu ucunu söküp arkadaşlar zımparalama aleti takıp üzerine, tamam arkadaşlar, takıp örnek bileyici olarak kullanabiliriz. Direkt fişe takıp düz bağlantıyla ne bileyim bıçak bileleyebilirsiniz. Buna benzeri yerlerde, buna benzeri farklı projelerde de kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çeşitli videoları izlemeye devam ediniz. Hoşça kalın. Esenlikle kalın.